Neden kaçtın buraya Nazlı? Biliyorum kızdın bana o röportaja yetişemediğim için ama tek neden bu olamaz herhalde değil mi? Tabii ki değil Ferit. O halde ne? Aklına takılan, seni buraya sürükleyen şey ne? Söyle lütfen. Bu anlaşmalı evlilik beni çok yordu Ferit. Hayatımız sınırları olan bir anlaşmaya göre yaşamak çok zormuş. Kendimi ipin üstünde yürüyor gibi hissediyorum. Biri duyacak, öğrenecek diye ödüm patlıyor. Haklısın. Ben de tahmin etmemiştim bu kadar zor olacağını. Deniz'in öğrenmesi çok kötü oldu. Hakan'la Demet'e her an bir şey söyleyebilir. Sadece Deniz'den değil, herkesten saklıyoruz. Pelin dahil. Gerçekten Pelin'i dert etmiyorsun değil mi? Ben dert etmiyorum. Ama sen ediyor musun bilmiyorum. Ne hissettiğini anlamıyorum. Ne demek bu? Pelin'e karşı hala bir şeyler hissettiğini mi ima ediyorsun? Ferit, beni affettiğini söylemiştin. Evet affettim. Hem de tüm kalbimle, her şeyimle affettim. Ama sonrasında ne olduysa yine uzaklaştın benden. Ve sorun şu ki ben sana kızamıyorum. Anlaşmalı evlilik adı üstünde. Bu yaşadığımız şey gerçek mi, oyun mu? Gerçek Nazlı. Yaşadığımız her şey gerçek. Aklımda senden başka hiç kimse yok benim. Sadece sen varsın. Hep sen vardın, hep sen olacaksın. Sen bana o kadar iyi geliyorsun ki. Sen, yani ben seni çok seviyorum Nazlı. Bir şey olmamış. Söyle söyle. Demet Bulut'un alası. Bulut da küçük bir çocuk. Olabilir böyle kazaları da söyle. Aslında öyle demeyecektim. Hatta açıkçası ben de hiç hoşlanmıyorum ikisinden de. İşte sen de vermişsin notlarını. Bulut'un vasisi olup anne babasının şirketteki paylarına sahip olmak istiyorlar. Dava bitmeden de bu hakkı kullanmanın yolunu bulmuşlar. Bugün şirkete geldiler. Allah Allah. Oluyor muyum şöyle şey? Vesayet davası tamamlanana kadar Bulut'un haklarını korumak için tedbir kararı aldım işte. Kimden koruyacaklarmış, sizden mi? Onların niyeti Bulut'u korumak falan değil, şirketi ele geçirmek. Bunların bu vizyonsuzluğu da beni öldürecek. Yani bir insan niye sizin şirketinizi ele geçirmek ister ki? Ben olsam evinizi ele geçirirdim. Haksız mıyım ama? Yani şirketiniz nasıl desem böyle biraz kasvetli. İçeri girince insanın ruhu daralıyor. Ama eviniz öyle mi? Bayılıyorum evinize. Ben sizin yerinizde olsam mecbur kalmadıkça evden çalışırım, şirkete gitmem. Canım mı sıkıldı? Oo, mis gibi boğaz havası. Geldik. Benim demek istediğim şu. Bulut eninde sonunda olması gereken yerde olacak. Birazcık sabredin yeter. İnşallah. Ben inanıyorum. Bulut'u geri alacaksınız. İkinizi bir kere bile bir arada gören biri aranızdaki bağın ne kadar kuvvetli olduğunu anlar. Bulut'u ne kadar sevdiğiniz gözlerinizden okunuyor. Ben ineyim artık. Çok teşekkür ederim beni bıraktığınız için. Ben teşekkür ederim. Bulut'u bu kadar sevdiğin için.
Evet İkbal Hanım. Avukatlara söyleyin yarın sabah ilk iş olarak Bulut'u düzenli görmem için gereken tüm başvurular yapılsın. Biliyorum, biliyorum Bulut'u ikinci duruşmada yanıma alacağım. Ama yine de her türlü ihtimale karşı bu girişimi yapalım. Lütfen. Tamam. Kusura bakmayın bu saatte aradığım için. Detayları yarın konuşuruz. Siz de avukatlarla yarın sabah görüşürsünüz. İyi geceler. Ne güzel esiyor burası. Sanki her şeyi alıp götürüyor. Ben dönem dönem canım sıkıldığında hep buraya gelirim. Küçükken babam getirirdi beni buraya. Güzel estiği için de uçurtma uçurduk. Uçurtmaların düzgün bir şekilde uçabilmeleri için kusursuz bir şekilde simetrik olmaları gerekiyor. Sizin için şahane seçim. Çok seversiniz. Yani herkes sever tabii simetrik şeyler de siz ayrı bir seviyorsunuz. Simetriyi herkes sever. Bilmez ama sever. Bir yerlerde simetrik insanları farkında olmadan daha güzel bulduğumuzla ilgili bir şeyler okumuştum. Benim için geçerli mi bilmiyorum. Yani benim bir şeyi sevmem ve güzel bulmam için onun kusursuz olması gerekmiyor. Kendim bile ne kadar simetriyim bilmiyorum. Güzelsin. Eğer merak ettiğin buysa. Nazlı, benimle çalışmaya devam etmeni istiyorum. Eskisi gibi gelirsin, yemek yapıp dönersin. Olur, tamam. Zaten Bulut kısa zamanda eve geri dönecek. O arada sen de işsiz kalma, kimsenin düzeni bozulmasın. Bozulmasın. Umarım. Biraz fazla mı oldu ya? Fazla olsun. Ha? Fazla çıkar, mı? Çıkar, çıkar, çıkar. Bak. Şunları koy. Al bunları. Bunlar daha iyi olur. Çak o zaman. Isınacağız. Hazır mı kestaneler? Kestaneler hazır. Sen yemeğe hazır mısınız? Bekler, geliyor. Oh. Al bakalım. Müthiş olmuş değil mi? Harika. Keşke daha fazla toplasaydım. Şu ortamda ben demiştim dememem lazım biliyorum. Ama çok istiyorum diyebilir miyim Ferit? Ben demiştim daha çok toplamalıydın. Oh sıcak sıcak. Yalnız soba sıcağı da başka hiçbir şeye benzemiyor. Kemiklerime kadar ısındım. Sen pek ihtimal vermiyordun gerçi ama. Allah odunları kırdın. Sobayı yaktın. Beni şaşırtıyorsun Ferit Aslan. Çok güzel hareketler. Sen beni nasıl görüyorsun çok merak ediyorum. Yani senden beni tarif etmeni istesem üç kelimeyle. Ne dersin? Üç kelime. Soğuk, kibirli, zeki. Ne fena değil son anda toparladın. Tamam sen beni üç kelimeyle tarif et. Sana üç kelime yetmez Nazlı. Üç çift ansiklopedi lazım. Aşk olsun ya. O kadar karmaşık mı görünüyorum? Çalışkan, güçlü ve meraklı. Ufak tefek görünüyorsun ama istesen tüm dünyayı ayağa kaldırabilecek bir kudretin var.
Bakışlarında çok şey gizli. Bir şeyler saklı. Hem neşe hem hüzün. Bazen bir mum ışığı gibi titrek. Bazen bir yangın gibi alev alev. İşte bu gülümsemen. Gülümsemen senin silahın. Güneşin doğuşunu izlemek gibi bir şey. İyi geliyor, iyi hissettiriyor. Tamam, bence burada kapatalım bu konuyu. Ben utançtan kızarmak üzereyim çünkü. Utanınca da hemen gözlerini kaçırıyorsun. Ha bir de canın biraz sıkılınca ilgiyi üstüne çekmek için ortadan kayboluyorsun. Ferit, ben ilgi çekmek için kaçmadım. Bunu anladığını sanmıştım. Sadece yalnız kalmak istedim. Ben kestanelere bakayım.